1993 yılı 19 Temmuz'da burada büyük bir çatışma meydana geldi. Karşıda gördüğünüz dağlardan bu karakola doğru uzun namlulu silahlarla ateş edildi. Evet Soner Hocam, Çatak Karakolu'nun önündeyiz şu an. Bu Çatak Karakolu 1993 senesinin 19 Temmuz'unda baskına uğradı. Teröristlerle Türk askeri arasında tam 1,5 saat çatışma devam etti. Allah'a şükür çatışmada hiçbir zayiat vermedik. Bir tane terörist yaralı kaçtı, o da daha sonra ölü bulundu. Ben bunu hatırlıyorum. Ben o zamanlar Soner Bey, ben o zamanlar 7 yaşında falandım. 6-7 yaşında. Sen 10 yaşındaydın. Ne hatırlıyorsun o günle ilgili? Şimdi gece vakti öyle bir şiddetli silah sesleriyle uyandık ki tabii çocuk, korktuk. Bayağı bir müddet sürdü bu. Saatini bilmiyorum tabii. Dururken belirli bir şekilde sürdükten sonra silah sesleri kesildi. Hatta o zaman bir roket atmışlar. Gelmiş karakolun şeyine, duvarına saplanmış. Evet değerli takipçiler, şu an karakolun yatakhane bölümünün giriş kısmındayız. Çatışmayı başlatan ilk roket atışı tam da bu noktaya yapılıyor. Ama yatakhane boş olduğu için herhangi bir zayiat verilmiyor. Yatakhanenin boş olmasının sebebi de o dönemin karakol komutanı İsmet Bey'in çatışma olacağını tahmin edip gece askerleri uyutmayıp nöbet tutturması, gündüz ise askerlerini uyutması vesilesiyle yatakhane boş olduğu için olası bir facianın önüne geçiyor.